Merhaba arkadaşlar, e, ders anlatım föy içerisinde çökelte oluşumu ve çökelti, çökelme şartlarından bahsedeceğiz. Ve bu başlıkla ilgili örnekler çözerek konuyu pekiştirmiş olacağız. Şimdi e, çökelte oluşumu ve çökelme şartı nasıldır? Bir çökelte nasıl oluşur? Sevgili arkadaşlar ben burada örnek üzerinden gitmek istiyorum. Bakın kurşun iki nitrat çözeltisi var elimizde. Kurşun iki nitrat çözeltisi. Suda diyorum buraya. Artı potasyum kar kromat çözeltisi var. CRO4 suda. Şimdi çökeltinin oluşabilmesi için iki ayrı çözeltinin karıştırılması gerekiyor. Ama bu iki ayrı çözelti elektrik akımını ileten çözelti olması lazım. Yani Kurşun iki nitratta Pb artı 2 iyonları, nitrat eksi bir iyonları var. Potasyum kromatta da potasyum artı 1 ve kromat eksi 2 iyonları var. 2 tane elektrik akımını ileten çözelti var. Karıştırdığımızda birinin katyonu diğerinin anyonuyla, birinin anyonu diğerinin katyonuyla birleşerek iki ayrı madde oluşturursunuz. Bunlardan bir tanesi potasyum nitrat, diğeri kurşun kromattır arkadaşlar. Şimdi burada hangisinin suda iyi çözündüğünü, hangisinin suda az çözündüğünü siz bilemezsiniz oluşan maddelerden. Oluşan maddelerden biri suda az çözünecektir. Ben burada şöyle ifade edeyim. Kurşun kromat suda az çözünen diye söyleyeyim size. Bu söylenilmek zorunda. Kurşun iki kromat suda az çözünüyor. Suda az asa buna ne diyeceğim ben? Katı. Bu dibe çökecektir. Bakın şurada gördüğünüz gibi dibe çökmüş. O zaman potasyum Kroma nitrat ne yapacak? Suda çözülmüş olarak hareket edecek. İşte arkadaşlar iki elektrolit çözelti karıştırıldığında iyon derişimlerine bağlı olarak birinin artısı birinin eksisiyle birleşir. Bir katı bir de sıvı oluşur. Sıvı fazdan ayrılan bu katıya ne dersiniz böyle bir durumda arkadaşlar? Katının oluşmasına çökelme dersiniz. Oluşan katıya ise ne dersiniz? Çökelti dersiniz. Burada katı olan potasyum iki grup fosf, pardon kurşun iki kromattır. Bu tür reaksiyonlara da çökelme reaksiyonları dersiniz. Tamam mı arkadaşlar? Peki burada hangisi suda az çözündü, hangisi suda çok çözündü? E hoc onu siz bilemeyeceğinize göre bu size söylenilecekti. Kurşun 2 kroma suda az çözünen bir tuz. O zaman suda çok çözünen kimdir arkadaşlar? Potasyum nitrattır ve çökmez potasyum nitrat. Potasyum iyonları ve nitrat iyonları olarak sıvının içerisinde kalır. Tamam mı arkadaşlar? Peki çök bu maddeye yani hareket halindeki bu iyonlara nasıl iyonlar denilir? Seyirci iyon yani gözlemci iyon denir. Ve bu tür tepkimeler arkadaşlar çözünme çökelme tepkimeleridir. Çözünme çökelme tepkimeleri her zaman net iyon denklemi katının oluşumuna göre yazılır. Buradaki katı kurşun 2 kromat mıydı bu muydu arkadaşlar? O zaman onu oluşturacaksınız. Kurşun artı 2 iyonları ve kromattan katı oluşacak. Net iyon budur seyirci iyon ise katının yanındaki tuzun içindeki iyonlardır arkadaşlar. Tamam? Şimdi bakın, hemen bununla ilgili benzer örnekler var. Bakalım beraber ve net iyon denklemlerini de yazalım sizinle birlikte. Evet, bakın burada da vermiş. Nitrat ve alkali metal tuzları suda iyi çözünüyor. Şimdi A şıkkını ben şurada yapmak istiyorum. Yukarıya net iyon denklemini yazarız. Şimdi gümüş nitrat çözeltisiyle siz sodyum klorür çözeltisine karıştırırsanız ikisi de elektrik akımını ileten iyonlar içeren çözeltiler. Bunda gümüş artı iyonları var. Nitrat eksi bir iyonları var. Bunda sodyum artı bir var. Klor eksi bir var. Anyon katyon yer değiştirecek. AGCL oluşacak. Sodyum nitrat oluşacak. Hangisi suda az çözünür? Bakın dikkat edin nitrat Sodyum ve potasyum olanlar suda iyi çözünür. O zaman bu suda iyi çözünür. O zaman AGC ile su da az çözünür. Yani katı. Net iyon denklemini istiyor. Katıya göre oluşturulur. Gümüş artı iyonları artı klor eksi bir iyonları gümüş klorür katısı diyeceksiniz. Tamam Peki. E, B şıkkına baktığımızda B şıkkında kurşun 2 nitrat çözeltisi var elimizde. Şuraya yazıyorum. Lidyum klorür çözeltisi var. Bunda kurşun artı 2 iyonları, nitrat eksi 1 iyonları, lidyum artı 1 ve klor eksi 1 iyonları var. Birinin artısı diğerinin eksisiyle birleşerek PBCl2 lidyum nitrat. E, bakın dikkat edin sodyum potasyum gibi bir A grubu ve nitrat kükleri suda iyi çözündüğüne göre o zaman katı olan PBCL2'dir. Net iyon denklemi katının oluşumuna göre yapılır. Net iyon denklemi de bu olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Peki diğer şıklara da bakalım sizinle birlikte şöyle yapalım C şıkkını da şuraya yapmak istiyorum sodyum sülfür çözeltisi ile kurşun 2 nitrat çözeltisi pardon bakır 2 nitrat çözeltisini karıştırırsam bunda sodyum artı iyonları ve sülfat, sülfür eksi 2 iyonları bakır artı 2 iyonları ve nitrat eksi iyonları var. Birinin artısı birinin eksisi ile birleşsin. Sodyum nitrat artı cu 2 ise nitrat köküne sahip olanlar suda iyi çözünüyor. O zaman burada katı olan co 2 sdir co CO2S 2 göre net iyon denklemi yazılır şu. Tamam unutmayın net iyon denklemi her zaman katının oluşumuna göre yazılır. Mesela bu örneği yaptığımızda baryum nitrat ve sodyum floru şu yukarıya yazmaya çalışacağım. Baryum nitrat ve sodyum florur arkadaşlar. Şimdi bunda baryum artı 2 iyonu ve nitrat eksi iyonu var. Bunda sodyum artı ve flor eksi var. Bunun artısı bunun eksisiyle birleşir BAF2. Bunun eksisi bunun artısıyla birleşir sodyum nitrat. Nitrat köküne sahip olanlar suda iyi çözündüğüne göre baryum florü suda az çözünür. O zaman net iyon denklemi katıya göre yazılır. Baryum artı 2 2 mol flor eksi BAF2 katısı diyeceksiniz tamam ee, şimdi arkadaşlar burada dikkat edin, ee, peki biz iki tane elektrolit yani elektriği ileten iyonik bağlı iki çözeltiyi karıştırdık. Dibe çöküp çökmeyeceğini nereden anlayacağız? Belki çökmeyecek, doymamış olacak, belki doygun olacak, nasıl anlayacağız? Bunu anlayabilmek için elinizdeki iyon derişimlerinin çarpımına biz Q diyeceğiz. Bunu gerçek KÇÇ ile kıyaslayacaksınız. Eğer... Q eşit KÇÇ olursa bu tür çözeltilere nasıl çözeltiler diyeceksiniz arkadaşlar doymuş. Yani dibe çökmez. Ve bu durumda sistem nedir arkadaşlar? Dengededir. Dengede olduğu için çözünme hızı çökelme hızına eşittir arkadaşlar. Yani tam sınır. Eğer elinizdeki iyon derişimlerinin çarpımı gerçek KÇÇ'den büyükse o zaman bu tür çözeltiler nasıl çözeltilerdir? Aşırı doymuş çözelti. Aşırı doymuş çözelti ise dengede değil ama Q'yu küçültmemiz gerekiyor. Yani dengeye gelmek için dibe mutlaka çökecektir. Çöktükten sonra ise K'yı Q dediğimiz değer K çeçeğe ne olacaktır? Eşit. Eğer Q değeri K çeçeden küçükse o zaman bu tür çözeltilere nasıl çözeltiler diyeceğiz arkadaşlar. Doymamış çözelti. Çöker mi? Olmaz. Denge durumu da yoktur. Şimdi soruya göre biz bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Bakın burada bir bilgi var. Diyor ki Q eşit K çeçe. Bu durum zaten çok soru olarak karşımıza geliyor. Bunu şöyle de sorulabilir. En çok olması gereken denildiğinde Q eşittir K -ç, Ç demektir. Yine e, hani çökme çökelti oluşmaya başlaması için çözelti derişimlerin en az kaç olması istenilir denildiğinde de yine Q eşittir Kcc'dir arkadaşlar. Tamam? Şimdi bakın soru üzerinde daha iyi anlayacağız. Hemen buradan e, i̇kinci etkinlikle devam edelim sizinle birlikte. E, burada eşit hacimlerde 0.08 molar magnezyum nitratla sodyum florur çözeltileri karıştırıldığında bir çökelme olmadan doymuş bir çözelti elde ediliyor. KÇÇ'si nedir? Şimdi bakın şöyle yapıyorsunuz. Elinizde hangi çözelti var? Magnezyum nitrat çözeltisi var. İlk önce bu çözeltiyi bir açalım. Magnezyum iyonları var ve nitrat eksi iyonları var. Eşit hacimde hacmine V diyelim. Değişimi ne kadarmış? 0.08 molar. O zaman magnezyumlarda 0.08 nitratlar 0.16 molar. Diğer çözeltimiz sodyum florür. Sodyum ve flor iyonları var. Bu da eşit hacimde. Bunun da molaritesi 0.008 Aynı molariteye sahip olan sodyum ve flor iyonları var. Şimdi bakın siz bu iki çözeltiyi karıştıracaksınız. Karıştırdığınız zaman şöyle genişçe bir kap. Kap hacmi ne olacaktır arkadaşlar? 2V. Hacim iki katına çıktığı için başlangıç hacimleri V Hacim iki katına çıktığı için her bir iyonun derişimi yarıya iner. Magnezyumun derişimi artık 0.04 olur. Nitratın derişimi 0.16'nın yarısı 0.08 olur. Sodyumun derişimi 0.004. Florunda derişimi 0.004. Şimdi bu çözelti nasıl bir çözelti olmasını istiyorsunuz? Siz doymuş. Son çözeltinin doymuş olması demek Q'nun KÇÇ'ye eşit olması demek. KÇÇ'si verilen burada sorulan magnezyum florur. Yani magnezyum artı 2 iyon derişimlerinin çarpımıyla flor eksi iyon derişimlerinin çarpımının karesi KÇÇ'yi vermek zorunda. Magnezyum ne kadar elimizde? 0.04. Florlar ne kadar? 0,04. Şöyle yapalım. 0,004'ün karesi KÇÇ olacak. Eğer biz buradan KÇÇ'yi hesaplarsak 64 çarpı 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 2 daha 10 üzeri eksi 8 olur. Tamam mı arkadaşlar? Bakın B şıkkına da bakalım beraber. Oda sıcaklığında 0.02 molar bakır nitratla eşit hacimde KC ile karıştırılıyor. Çökelme olmaması için KCL'nin başlangıç en çok kaç olmalı? Böyle bir ifade geldiğinde yine doygunluk anıdır. Q, K, ne olmak zorunda? Eşit. Şimdi ilk önce çözeltilerimi açıyorum. Birinci çözeltim bakır nitrat çözeltisi. Bakır iyonları var ve nitrat eksi iyonları var. Molaritesi 0.02 molarsa bakırlar da 0.02, nitratlar 0.04 molar hacmi ve Diğer çözeltimiz KCl. Buna da X molar diyelim hacmi ve K iyonları ve Cl eksi iyonları var. X molar, X molar. Şimdi bu ikisini siz karıştırdığınızda Hacim kaç katına çıkar? İki katına. Hacim iki katına çıktığı için eşit hacimde ya derişimler yarıya iner. Bakırın derişimi 0.01 olur. Nitratın derişimi 0.02 olur. K'nın derişimi x bölü 2 olur. Cl'nin derişimi x bölü 2 olur. E burada çökelme olmaması için en çok denildiğine göre Q, K, ne olmak zorunda? Eşit. Kimin K, verilmiş? Cu, O zaman bakır artı 1 iyonuyla ee, bakıyorum bir saniye oraya. Evet, şurada ben yanlış yazmışım yalnız arkadaşlar. CuNO3 Şu iki olmayacak şurada. Şu iki de olmayacak. Tamam, burası iki olur, burası da bir olur. Fark etmez. Tamam. Ee, Q dediğimiz ifade CuCl için yazıyorum. Bakır artı birin derişimi çarpı klor eksi birin derişimi eşittir KCC olacak. Bakır artı birler 0.01, klorlar x bölü 2 eşittir. KÇÇ. de bize burada verilmiş. Kaç olarak verilmiş? 10 üzeri eksi 8 olarak verilmiş. X dediğimiz değer 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak verilmiş. X dediğimiz değer 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Etki Etkinlik 3 ile devam edelim. 100 ml 3 x 10 5 molar gümüş nitrat çözeltisi ile 200 ml 1,5 x 10 5 molar sodyum klorür çözeltileri karıştırıldığında birçok elma olmadan doymuş gümüş klorür katısı çözeltisi elde ediliyor. Gümüş klorun kaç nedir? Şimdi arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Elimde gümüş nitrat çözeltisi var. Hangi iyonlar bulunmakta? Gümüş iyonları ve nitrat eksi iyonları bulunmakta. Hacim 100 ml. Molaritesi 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Gümüşlerde 3 çarpı 10 üzeri eksi 5. Nitratlarda 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Diğer çözeltimiz sodyum klorur çözeltisi. Sodyum iyonları ve klor eksi iyonları var. Molaritesi 15 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar. Sodyumlarda 15 çarpı 10 üzeri eksi 6. Klorlarda 15 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar. Hacim 200. Şimdi siz bu iki çözeltiyi karıştırdığınızda genişçe bir kaba dökerseniz hacminiz 300 mililitre olur. 300 mililitrede gümüşün derişimi ve klorun derişimi değişecektir. Şimdi gümüşlerin derişimini bulalım. Başlangıç hacmi 100 iken gümüşlerin derişimi 3 çarpı 10 üzeri eksi 5'ti. Şimdi hacim 300 oldu. Derişimi nedir dersek molarite ile hacim ters orantılı. 100 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 300 dersek 10 üzeri eksi 5 yapar. Aynı şeyi klor için yapalım. 200 mililitrede klorların derişimi 15 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar. 300'deki derişimi nedir dersek o da 10 üzeri eksi 5 yapar. Molarite ile hacim ters orantılı. 200'ü 15 çarpı 10 üzeri 6 ile çarpıp 300'e böldüm. Peki son çözeltiniz nasıl bir çözelti? Doygun. Doygunsa Q eşittir K Ç Ç. Hangi Q? Gümüş ve klorların derişimi. Gümüş artının derişimi ile klor eksinin derişiminin çarpımı K Ç Ç'yi verecek. Gümüşlerin derişimi 10 üzeri 5. Klorların derişimi de 10 üzeri 5'tir. O zaman K Ç Ç'miz 10 üzeri eksi 10 olur. Tamam mı? B şıkkına bakalım. T derecede 0.02 molar e, sodyum hidroksit çözeltisi ile eşit hacimde iki nitrat karıştırıldığında bir çökelme olabilmesi için başlangıç derişimi en az çökelme olabilmesi için en az kaç molar olmalı? Bu ifade doygunluk anı demek arkadaşlar. Yani QK çeşeye eşit. Yine yukarıda yaptığımız gibi veya diğer sorularda yaptığımız gibi yapacağız. Sodyum hidroksit sodyum artı iyonları ve OH- iyonları içerir. Derişimi 0.02 molarsa sodyumlarda 0.02, OH'larda 0.02. Eşit hacimde hacmine V dedim. Krom 2 nitratın derişimi soruluyor. X molar diyelim. Kromların derişimi de X molar. Nitratların derişimi de 2x molar. Bunun hacmine de V diyelim. Bu ikisini karıştırdığınızda hacim 2V olur. Hacim 2V olduğuna göre iyon derişimleri yarıya iner. Şu Kç'si verilen iyonlara bakmak istiyorum sadece. Kromart 3'lerin derişimi x'ti. x bölü 2 olur. OH'ların derişimi e, 0.02 idi 0.01 olur. Şu ifade ne demekti arkadaşlar? Doygunluk anı. Dolayısıyla benim son çözeltim doygun. Doygun olduğuna göre Q, K, ne olacaktır? Eşit. Hangi Q? E, krom artı 3'lerin OH eksinin derişiminin karesi KÇÇ'yi verir bana. Krom artı x bölü 2 molar var. OH'dan 10 üzeri eksi 2 var. Karesini alırım. Bu değer KÇ'ye eşit olacak değerimiz değerimizde 3 çarpı 10 üzeri eksi 29 buradan hesap yaparsak 6 çarpı 10 üzeri eksi 25 olacaktır arkadaşlar Evet 6 çarpı pardon 29'dan 4 çıkardım doğru 25 olacaktır tamam İşlem hatası yapmamışızdır herhalde. pek. Ee, şimdi Q'nun KÇÇ'den büyük olduğu durumlara bakalım arkadaşlar. Şimdi bu, bu biraz daha uzun bir soru tipi. Onun için biraz dikkatli yapmamız gerekiyor. Sayılarda küçük ama halledeceğiz. Hadi bakalım. Ee, elimizde 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar kalsiyum nitrat çözeltisi var. Ee, ve çözeltisinin 500 mililitresi 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar sodyum sülfat çözeltisinin 500 mililitresi ile karıştırılıyor. Bu durumla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şu kalsiyum nitrat çözeltisi. Kalsiyum nitratta hangi iyonlar var? Kalsiyum artı 2. Onlar şuraya yazacağım arkadaşlar ilk önce. Elimizde kalsiyum nitrat çözeltisi var. Kalsiyum artı 2 ve nitrat eksi iyonları var. Tamam. E, hacim 500. E, ne kadar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Kalsiyumlardaki çarpı 10 üzeri eksi, eksi, 2. Nitratlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Tamam. Elimizde sodyum sülfat çözeltisi var. Hangi iyonlar var? Sodyum iyonları ve sülfat eksi 2 iyonları var. E, bu da yine 500 mililitre. Hacim 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 sodyum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 de sülfat. Şimdi siz bu ikisini karıştıracaksınız. Şimdi bakın karıştırdığınız zaman hacim 1000 olur. Doğru mu? Peki kalsiyumların derişimi ne olur? Yarıya iner. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 idi. 10 üzeri eksi 2 olur. Nitratların derişimi de yarıya iner. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Sodyumların da derişimi yarıya iner. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Sülfatlar da yarıya iner. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Tamam peki buradaki İyon derişimleri yani Q'ya bakalım. Kalsiyum ve sülfatı çarpalım. Q eşittir. Kalsiyum dediğimiz 10 üzeri eksi 2 çarpı. Sülfat dediğimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'den. Q değeri ne çıkacaktır arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çıkar. Tamam Peki B şıkkına baktığımızda çok elmi olur mu? Q ile KÇÇ kıyaslıyorum. Q değerim 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. KÇÇ kaç olarak verilmiş bana? 24 çarpı 10 üzeri eksi 6. O zaman burada Q büyük KÇÇ olduğu için çökelme olur. Tamam mı? Çökelme var. Bunu söyleyeceksiniz. Tamam. Peki dengeye gelen çözeltideki sodyum ve nitrat yok. Burada kalsiyumla e, sülfat çöküyor. Sodyumla nitrat çökmediği için o A şıkkında bulduğunuz sodyumların derişimi aynen durmak zorunda. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Nitratlar da çökmediği için 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molardır. Tamam ama elimizdeki kalsiyum artı 2 ile sülfat eksi 2 birleşip çökecek dedik. Katı olarak dibe oturacaklar. Kalsiyumdan ne kadar vardı bizde? 10 üzeri eksi 2. Sülfattan ne kadar var arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Böyle bir durumda e, sülfattan artar. Ne kadar artar? 10 üzeri eksi 2 molar arttı. E hocam kalsiyum bitti der miyim? Asla. Bu konunun ismi çözünme çökelme dengesi. Biten vardır az da olsa. Bunun yani diyelim ki en azı var. Ne kadar var? Sıfır demeyeceksiniz. X kadar var. Nasıl bulacağım bu en azı? KÇÇ'den. KÇÇ'miz kaç verilmiş bize? 24 çarpı 24 çarpı 10 üzeri eksi 6. KÇC dediğimiz biten kalsiyum x artan sülfat 10 üzeri eksi 2. Buradan x değerimiz 24 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Bakın benzer bir soru daha. Biraz dikkatli yapılması gereken bir soru. E, 0,3 molar 100 mililitre kalsiyum klorür çözeltisi ile 0,6 molar 200 mililitre kaf çözeltisi karıştırılıyor potasyum filorun soruları cevaplayınız. Şimdi elimizde bakın yine aynı yapacağım. Kalsiyum klorur var. Kalsiyum artı 2 iyonları ve klor eksi iyonları var. Molaritesi 0.3 molar. Kalsiyumlar da 0.3. Klorlar 0.6. Tamam mı arkadaşlar? E, hacmimiz 100. Diğer kabımızda potasyum florur var. Bu da potasyum ve flor iyonları içeriyor. Hacim 200. Molaritesi kaç verilmiş? 0,6 verilmiş. 0,6, 0,6, 0,6 molar. Tamam. Şimdi siz bunları karıştıracaksınız. Karıştırdığınız zaman hacminiz kaç olur? 300. Şimdi tek tek iyon derişimlerine bakalım. İlk önce kalsiyumun derişimini bulalım. Bakın e, kalsiyum 100 hacmindeki derişimi 0. Şöyle yapalım. Yüzdeki derişimi 0,3 ise artık hacim 300 oldu. Kalsiyumun derişimi nedir? Ters orantılı. 100 çarpı 0,3 bölü 300'den 0,1. Kalsiyumlar 0,1 oldu. Aynı şeyi klor için yapalım. Yüzlük e, derişim hacimdeki derişimi 0,6. 300'deki derişimi nedir? Ters orantılı. 100 çarpı 0,6 bölü 300'den ne yapar? Burası da 0,2 yapar. Tamam. Sıra geldi K ile F'yi bulmaya. K ile F'yi bulalım. E, K 200 ml. 200 0, 200 mililitre. 200 mililitredeki derişimi 0,6. Karıştırdığınız 300 acım oldu. K'nın derişimi nedir? Ters orantılı. 200 çarpı 0,6 bölü 300'den sıfırlar geçsin 0,4. K'lar 0,4 ise F'ler de 0,4'tür. Çünkü başlangıç derişimleri aynı. Peki bu son çözeltide Q'yu hesaplayalım. Bize Q'yu soruyor. Q pardon kalsiyum ve florların çarpımını soruyor. Şimdi Q dediğimiz ifade kalsiyumun derişimi çarpı florun derişiminin karesi. Şunun kaç çeçesini yazdım. Peki Q eşittir kalsiyum 0,1 flor 0,4'ün neyi olmak zorunda? Karesi. Ve buradan da çarparsak değer olarak ne çıkacaktır arkadaşlar? 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 çıkacaktır. Tamam. Şimdi e, çökelme var mı? Q'yu bulduk. 16 çarpı 10 üzeri eksi 3. E, KÇÇ belli. Şurada verilmiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 11. Q büyük KÇÇ olduğuna göre kesinlikle çökme var. Çöken kim? Kalsiyumla flor. Potasyum ve klor çökmediği için dengeye gelen çözeltideki potasyumların derişimi 0,2'dir. Hiçbir şey olmuyor pardon 0,4'tür. Klorların derişimi de yine nedir? Yani şu kaptakilerle aynıdır. 0,2'dir. Çökmüyorlar çünkü. Ama elimizdeki kalsiyum artı ikiler flor eksilerle birleşerek dibe katı olarak çökecek. Elimizde ne kadar kalsiyum vardı? 0,1. Ne kadar flor vardı? 0,4. Böyle bir durumda ben kalsiyumu tamamen bitiririm. Flordan 0,2 molar artar. Florları sorarsa budur. Peki hocam kalsiyum bitti mi? Hayır bu konu denge konusu. Bitti ifadesini kullanamayız. En az da olsa var. O zaman buna x diyorum. Nasıl bulacağım bu en azı? KÇÇ'den. KÇÇ'miz kaç verilmiş bize? Bakın KÇÇ'yi yazalım. Kalsiyumun derişimi çarpı florun derişiminin karesi. 4 çarpı 10 üzeri eksi 11. Biten kalsiyuma x dedik. Florların derişimi e, ne kadardı? 0.2 molar, Evet artan artanı yazıyorum 0.2'nin karesi diyorum 4 çarpı 10 üzeri eksi- 2 x eşittir 4'ler giderse 10 üzeri eksi 9 molar olacaktır. Tamam çok dikkatli yapılması gereken sorular. Etkinlik 6 ile devam edelim arkadaşlar Peki 8 çarpı 10, 10 üzeri eksi- 2 şar molar. Gümüş nitrat ve sodyum kromat çözeltileri karıştırılıyor eşit hacimlerde soruları cevaplayınız. Yine aynı şekilde yapacağım. Şimdi elimde gümüş nitrat çözeltisi var. Yani gümüş artı iyonları ve nitrat eksi iyonları var. 8 çarp 8 virgülü yazmamıza gerek yok. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. O zaman gümüşlerde nitratlarda 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar hacmine V dedim. Diğer çözeltimiz sodyum kromat çözeltisi. Bunda da sodyum iyonu ve kromat iyonu var. Bunun da derişimi aynı. 8 10 üzeri eksi 2. 16 çarpı 10 üzeri eksi 2 sodyum var. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 kromat var hacim ve. Siz bu ikisini karıştırdığınızda hacim 2 katına çıkar. E, gümüşlerin derişimi yarıya iner. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin yarısı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Krom, e, nitratın da derişimi yarıya iner. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Kromatların da derişimi yarıya iner. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin yarısı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Sodyumların da derişimi yarıya iner. 16 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin yarısı 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Peki bu son çözeltideki Q'yu hesaplayalım. Gümüş ve kromat çarpımı. Gümüşün derişimi. Bakın gümüş 2 ya burada. Karesi. Kromat bu. Şimdi hemen bakıyorum. Gümüşlerim ne kadar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi. Kromat ne kadar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buradan Q dediğimiz ifade 64 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Çökelme olur mu? Q 64 çarpı 10 üzeri eksi 6. KÇÇ'yi vermiş mi bize? Evet burada verilmiş. 32 çarpı 10 üzeri eksi 12. Bakın Q büyük KÇÇ olduğuna göre çökme var. Tamam mı? Peki. Peki. E, dengede olan çözeltide sodyum ve nitrat çökümü çökmek çöken kim çöken gümüş ve kromat sodyum ve nitrat çökmediği için sodyumların derişimi şöyle göstermek istiyorum bir saniye şurada bulduğunuzdur yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir çökmüyor çünkü nitratların derişimi de yine şurada bulduğunuzdur 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir ama elimdeki gümüş artılarla kromatlar birleşecek ve dibe AG2CRO4 katısı olarak çökecek. Elimdeki gümüş 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Kromat da 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Böyle bir durumda ben gümüşün hepsini kullanırsam kromattan 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar kullanırım. Kromatlar artan kadardır. Peki hocam gümüş bitti mi? Asla bitme diye bir konu olmaz. Bu konu dengedir. Sıfır demeyeceksiniz. En az da olsa var. Var olana x diyorsunuz. Nasıl bulacağım? KÇÇ'den. KÇÇ KKK eşittir. Gümüş artının derişiminin karesi çarpı kromatın derişimi. KÇÇ bize verilmiş. 32 çarpı 10 üzeri eksi 12. Bitene x dedim. x'in karesi. Artan gümüşü alıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buradan 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. X karedir. X dediğimiz değerde böyle bir durumda ne çıkacaktır arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yani bitmiş gözüken aslında bitmemiş olan gümüş artıların derişimi de 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Tamam mı? Peki etkinlik 7 ile devam edelim. 1 litre 4 çarpı 10 üzeri 8 molar gümüş nitrat çözeltisi ile 1 litre 4 çarpı 10 üzeri 8 molar sodyum bromür çözeltileri karıştırılıyor. Soruları cevaplayınız. Peki şimdi A şıkkıyla başlıyorum. Elimde gümüş nitrat çözeltisi var. Bakın hep aynı yapıyorum. Gümüş artı iyonları ve nitrat eksi iyonları var. Molaritesi. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 molarsa gümüşlerde nitratlarda 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 hacim 1 litre. Diğer çözeltimiz sodyum bromür çözeltisi. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar. Sodyumlarda bromlarda 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar. Hacim yine 1 litre. Siz bu ikisini karıştırdığınız zaman hacim 2 litre olur. Her bir iyonun derişimi yarıya iner. Yani bütün iyonların derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'den 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 olacaktır. Nitratlar da 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Gümüşler de 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Sodyumlar da 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Bromların derişimi de 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 olur. Tamam. Peki çökelme olur mu? E, bunun için arkadaşlar Q'yu hesaplamanız gerekir. Q dediğimiz AGBR yani gümüş artıların derişimi ile bromların derişiminin çarpımına bakacaksınız. Peki şuradaki Q kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Bromlardaki çarpı 10 üzeri eksi 8. Q dediğimiz değer 4 çarpı 10 üzeri eksi e, kaç yapar? 16. Peki KÇÇ bize kaç verilmiş? 48 çarpı pardon 49 çarpı 10 üzeri eksi 14. E, baktığınız zaman Q büyük KÇÇ olduğuna göre çökme var. İşlem hatası yapmadık değil mi? 49 çarpı 10 üzeri. Ha yaptık tabii ki. Q büyük değil. Burası 16'ymış. Dolayısıyla Q küçük. K, Ç. O zaman çökme yok. Doymamış bir çözelti. Doymamış çözelti. Çökme olmaz. Çünkü 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri 14. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Bu son durumda her bir iyonun molar derişimi e, çökme olmadığına göre hiçbir şey yok. O zaman buradaki iyonları aynı aynı yazıyorsunuz çünkü çökmüyor. Gümüşlerin derişimi 2 çarpı 10 üzeri 8. Nitratların derişimi 2 çarpı 10 üzeri 8 molar. Sodyumların da derişimi 2 çarpı 10 üzeri 8 molar. Bromların da derişimi 2 çarpı 10 üzeri 8 molar. Herhangi bir şekilde yani bir etkinlik 6 etkinlik 5 gibi yapılan soru tarzı değil. Doymamışsa çökme yoksa. Aynen buradaki yolları söyleyebilirsiniz. Tamam Şimdi çözünürlüğü etki eden faktörler nelerdir? Aslında biz bunları çözeltiler konusunda bahsediyorduk arkadaşlar. Çözünürlüğü etki eden faktörler çözücü cinsi, çözünen cinsi, sıcaklık, basınç ve ortak iyon. Şimdi çözücü ve çözünen cinsinde benzer benzeri çözer ifadesine bakıyorsunuz. Ee, peki hani molekül yapıları benzer olanlar birbirleri içerisinde çözünüyor. E, diğeri sıcaklık. E, sevgili arkadaşlar burada da şuna dikkat ediyorsunuz. Katı ve sıvı ve gazların, e, katıların özellikle şöyle söyleyeyim. Katı ve sıvıların genellikle sıcaklık arttıkça arkadaşlar çözünürlükleri artar. Tamam mı? Sıcaklık arttıkça çözünürlükleri artar. Hatta nasıl? Katıların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar. Tamam Dikkat. Gazların çözünürlüğü ise sıcaklık arttıkça ne yapacaktır arkadaşlar? Azalır. Tamam dikkat. Yani ben katılar için bunu çizersem çözünürlük sıcaklık grafiğine katılar için genellikle artar. Ama azalabilir de değişmeyebilir de. Bakın burada özellikle katılar için ne dedik biz? Katıların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça genellikle artar. Ama gazlar için eğer bunu çizerseniz sıcaklık arttıkça daima ne yapar arkadaşlar? Azalır. Tamam önemli bir ayrıntı. Şimdi burada şuna dikkat ediyorsunuz. Ediyor, bu çözünmelerde, bu çözünmelerde sıcaklık çözünürlük sıcaklık arttıkça yani şöyle bir grafik vermiş size. Bu ne demektir? Sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyor. O zaman sıcaklık arttıkça Çözünürlük ne yapacak bu grafikte? Artacak. E, sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artıyorsa çözünmesi endotermik midir, egzotermik mi? Endotermik yani ısı alan bir reaksiyon olmak zorunda. Mesela bu AB katısı olsun. AB katısı ise eğer sıcaklık arttıkça çözün oluyor artıyorsa endotermiktir. Bu şekilde çizebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Yani çözünürlüğü endotermik olan AB tuzunun katısıyla dengedeki denklemi ve grafiği bu şekilde gösterilir. Şimdi arkadaşlar burada şunlara bakalım. Le Chatelier prensibine göre eğer sıcaklık artarsa beraber artıralım. Sıcaklık arttı. Denge ne tarafa kayacaktır arkadaşlar böyle bir durumda? Sol taraf ısındı. Isınan sol tarafı soğutmak için denge sağa kayar. Çözünme yönüne ge gerçekleşir. Isın, sıcaklık arttıkça denge ürünlere kayar. Yani çözünme lehine gerçekleşir. Peki ürünlere kaydığına göre... E, burada sıcaklık arttığı için ürünlere kaydığına göre demeyeyim de sıcaklık arttığı için hız artar. Hız zaten sıcaklığa bağlı. Sıcaklık arttıkça hız artar. E, grafiğe göre sıcaklık arttığına göre çözünürlük de artar. Tamam. Peki ürünlere kaydığına göre A artı bir B eksi iyonlarının derişimi de artar. Değil mi arkadaşlar? Peki ürünlere kaydığına göre ve sıcaklık değiştiği için? Sıcaklık arttıkça denklem ürünlere kayıyorsa KÇÇ değeri ne yapacaktır arkadaşlar? Artar. Ürün derişimi arttığı için. Denge Ürünlere kaydığı için katı kaptaki katı kütlesi ise ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Tamam. Şimdi bakın. Eksotermik bir grafikse. E, bu grafikte sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalan bir grafik. Yani bu şekildeki gibi olmak zorunda. Eksotermik ise, ısı ifadesini sağda gösterirsiniz. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlük ne yapacak? Azalacak. Şimdi mesela sağ tarafı ısının, ısındı. Isınan sağ tarafı soğutmak için ne tarafa kayar, sola kayar. Le Chatelier prensibine göre denge hangi tarafa kayacaktır arkadaşlar? Girenler lehine kayar. Peki girenler lehine kaydığına göre x artı 1 y eksi 1 iyon derişimi ne yapar? Azalır. Sıcaklık arttıkça denge girenler lehine kaydığı için kçç değerimizde ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Girenler lehine kaydığı için bir miktar katı oluştuğundan dolayı katı kütlesi ne yapar? Artar. Ve bu grafik egzotermik bir grafik sıcaklık arttıkça çözünürlük ifadesine ne dersiniz arkadaşlar? Azalır dersiniz tamam Bakın etkinlik 8'e bakalım beraber. E, çözünme denklemi şeklinde olan tuzunun katısıyla dengedeki doygun çözeltinin sıcaklığı artırılıyor. Değişimi karşısına çiziniz. Tamam yazınız. Şimdi bu endotermik artısı burada. Siz bu sistemin sıcaklığını artırırsanız sıcaklık arttı. Ne tarafa kayar böyle bir durumda? Sağ kayacak. Peki sıcaklık arttıkça daha fazla katı çözündüğüne göre çözünürlük ne yapar arkadaşlar? Artar. Sağa kaydıkça kalsiyum artı 2 ve karbonat eksi 2 iyonu suyun içine geleceği için kalsiyum artı 2 ve karbonat eksi 2 derişimi artar. Sıcaklık arttıkça ürün derişimi artar. Ürün derişimi de arttığı için KÇÇ değerimizde ne yapar? Çözünürlük çarpımı dediğimiz KÇÇ'dir artar. Sıcaklık arttıkça endotermik veya egzotermik hiç fark etmez. Bütün reaksiyonların hızı artar. E, denge sağ kaydığına göre katı kütlesi ne yapar arkadaşlar azalır. Katı parçalanıyor çünkü. E katı parçalandığı için e, çözelti e, hani katısıyla dengede ya dipte katı var. Dolayısıyla siz bunu ısıttıkça bu katı parçalandıkça çözeltinin kütlesi ne yapacaktır arkadaşlar artacaktır. Tamam mı? Örnek 1'e bakalım beraber. Çözüme tepkimesi verilen gümüş klorür katısıyla dengedeki sulu çözelsinin sıcaklığı artırılıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Bakalım endotermik artısı burada. Şimdi katısıyla dengede demek dipte katı var. İçeride gümüş artı iyonları var suda ve klor eksi iyonları var suda böyle ve endotermik. Biz sıcaklığı artırıyoruz. Isı artarsa Artan ısı yazaltmak için denge ürünler lehine kayacak. Çökme hızı çözünme hızından büyük olur ifadesi burada nedir arkadaşlar? Yanlış. Çünkü çözünme lehine hareket ediyorsunuz. Yani hız artar. Hem çökme hız artar hem çözünme hızı ama sağa doğru kaydığı için çözünme hızı daha çok artacaktır. Birinci öncül yanlıştır. Sıcaklık arttıkça endotermik olduğu için çözünürlük kesinlikle artar. Sağ kayda için iyon derişimi de artar. Doğru. Sağ kayda için katı kütlesi azalacaktır. Doğru. 2 ve 3 ile cevap D şıkkı olur. İkinci örneğe bakalım. XCO4 tuzunun suda çözünme denklemi verilmiş. Oda sıcaklığında katısıyla dengede bulunan tuz ve çözelti ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi katısıyla dengede ise dipte katı var demektir. İçeride X artı 2 ve sülfat eksi 2 iyonları var. Böyle bir çözelti. Egzotermik. Şimdi sıcaklık artarsa, ısı artarsa ne tarafa kayar? Sola kayar. Ürünlere kayar. Pardon girenlere kayar. Sıcaklık arttıkça girenlere doğru kaydığı için ürünlerin derişimi azalır. KÇÇ de ne yapmak zorunda, azalmak zorunda. Birinci öncül burada yanlıştır. Peki sıcaklık azaltılırsa. Şimdi... Isı azaldı. Azalan ısıyı artırmak için denge ürünlere kayar. Ürünlere kayarsa katı biraz daha parçalanır. Katı kütlesi ne yapar böyle bir durumda? Azalır. Yanlış. Sabit sıcaklıkta saf su eklenirse Kçeçe değişmez. Doğru. Çünkü kimyada K sabiti sadece ve sadece neye bağlıdır? Sıcaklığa bağlıdır. Değişmez. Doğruyu sorduğuna göre yalnız üçle cevap aşık olacaktır.